Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir doğum günü ki Mevlid-i Şerif diyoruz biz ona. Bir de vücud alemine gelişi ki ana rahmine düşüş diye tabir edilir. Daha edeplisi tabi vücud alemine gelmesi günüdür ki o da Ragaib Kandili. Dün gece idi. Altıncı gecesi de derler Recep'in. Ama ilk Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecesi Ragaib Kandili'dir. Çok mübarektir. Birazdan onu anlatacağız inşallah. Doğumunda ise bazı mucizeler zuhur etmiştir. Bir hasat deniyor ki o peygamberlikten önce zuhur eden mucizelere. O mucizelerde işte daha önceki beytte demiştik ki bir alemi nur sardı. Gözü görene bu nur yeter. Yok gözü görmüyor, kulağı işitiyorsa cinler birbirlerine seslendiler. Bugün alemin efendisi doğdu diye. Onlar bile kendini şaşırdılar. Onlar normalde şeytanlar bile kendini şaşırdılar. Kötü söylerken bugün peygamber doğdu dediler. Onlar bile o nurdan, o halin acayipliğinden onlar sarhoş oldular. Ne yaptığını bilmediler yani. Normalde insanları kötüye çekerken insanlara bugün alemin efendisi doğdu diye gayipten sesler geliyordu. Şeytanlar söylüyordu. Ama işte Allah kör yapmasın kimseyi Celle Celaluhu. Kör olduktan sonra göremezsin sen. Ne gözükürse gözüksün önünde, dağları da dikseler göremezsin. Körsün çünkü. Diyor ki, amu ve sammu. Onlar kör oldular. Sağır oldular. Fe'i'lanul beşa'iri lem tusma. O kadar müjdeler orada söylendiği halde, gayipten sesler işittirildiği halde işitmediler. Hoşuna gitmedi, işine gelmedi. Ön yargı perdesi diyoruz ya hani, ön yargı perdesi oldu mu insanın önünde, göremez hakkı, doğruyu. Doğruya gidemez. Doğru olduğu düşüncesi içinde olsa da kabul edemez. Kendi kendine bir ton sebepler uydurur. Şöyle, oradan böyle, buradan böyle, şuradan şöyle. Hak olan, zahiri o delilleri, kavi olan, kuvvetli olan şeyleri zayıf düşüncelerle perdeler. Tutturur. Aynı kafir gibi. Kafir, ona Kur'an-ı Kerim'i okudun mu çıldırır. Müşriye okudun mu çıldırır. Neden? Bütün çünkü vehmi olarak, düşük düşünceler olarak kendince kurmuş olduğu dünya yıkıyor o Kur'an-ı Kerim. Yani hiç tutarsız düşünceler delillerin arkasına saklanarak bir düzen kurmuş kendine. Ben maymunun torunuyum diyor mesela kimisi. Vesaire vesaire. Düşük düşüncelerin arkasına saklanmış. Kur'an'ı işitti mi çıldırır. Neden? Çünkü Kur'an'ın bir ayeti onun bütün delillerini yıkmaya yeter. Kur'an-ı Kerim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz ilk insanı yaratırken en güzel surette yarattık. Bir ayet. Yeminlerle söylüyor Allah-u Teala bunu. Ve yemin olsun. لَقَدْ Kesinlikle. خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ En güzel surette yarattık biz. Maymundan gelmedi insan. İlk geldiğinde de bu kadar güzeldi. Bunun gibi yani. Arkasına sığınmış olduğu örümcek ağı kadar da kuvvetli olmayan o delilleri Kur'an'ın bir ayetini duyduğu hemen yırtıldığı için çıldırıyor.